çöp alanının aşağı yukarı 1 kilometre altında ki derenin kenarındayız. Dere dediğimiz küçük bir akarsu, ancak yanımızda ilk üvezi temsilen 7 muhtardan 6'sı burada bulunuyor. Bu muhtarlarımız devlet adına millete hizmet etmekle görevli, 5000 ilk üvezli arkasında olan onların destekleriyle göreve seçilmiş muhtarlar. Önce devletin asli görevi, devletin sahibi milletine karşı şeffaf ve açık olmaktır. Yani devlet adına millete hizmet eden tüm yetkililer, Sayın Cumhurbaşkanımız da buna dahil, bu milletin verdiği vergilerle hizmet ettikleri için milletin, Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle hizmetkarlarıdır. Yani millete yaptıkları hizmetlerin tümüyle ilgili olarak şeffaf bilgi vermek ve milleti rahatlatmak zorundalar. Bu konuda, bu yörede çöp meselesine o işin başından beri sahip çıkan merkez muhtarımız Yaşar Güleç ve 6 arkadaşıyla beraberiz. Şimdi önce ben muhtarlarımı ve mahallelerini tek tek tanımak istiyorum. Siz hangi mahalle? Cevizli Yatak Mahalle Muhtarı Haydar Güneş ben. İlköz Mahalle Muhtarı Yaşar Güleç. Aşıklı Çakıllı Mahalle Muhtarı Mustafa Akçay. Kapılı Mahalle Muhtarı Haydar Ceylan. Taşkesi Mahalle Muhtarı Turan Karayiğit. Muğlalı Mahalle Muhtarı Cemil Bayır. Saygıdeğer ünye ve ülke kamuoyu, bu insanlar devlet adına milletine hizmet etmekle yükümlüler. Bu insanların derdi devletin yaptığı hizmeti kötülemek değil, milletin huzur ve güven içerisinde malının, namusunun güvencesiyle yaşamasına katkı sağlamak. Bunun için de çöpün ilk üveze 50-60 kilometre mesafeden taşınan ordunun çöpünün ilk üvezde ve çevresindeki su havzalarında yarattığı kirliliği anlatmak üzere buradalar. Şimdi yetkililer kendilerine sunulan belgeleri, bilgileri, hayır efendim onlar yanlış yerden alıyorlar. Arkadaşlar, nereden alırsanız alınız, bir su kirli ise kirlidir kardeşim. Bu kadar basit. Sayın Merkez Muhtarı Yaşar Güleç, buyurun efendim, söz sizin. Sizlerin de bildiğin, bilginiz olduğu üzere İlköz yöremizde Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp tesisi bulunmakta. Yaklaşık 3 yıl önce bu tesisin çevreye ve insanlara zarardan dolayı halkımız tarafından eylem yapıldı. Gerek devlet büyüklerimizin isteği, gerekse kolluk kuvvetlerimizin müdahalesiyle bu tesisin çevreye ve insanlara zararsız hale getirileceği söz verilerek eylem bırakıldı. Aradan 3 yıl geçti. Bu zaman içinde yolumuz aynı yol. Genişleme, bakım, onarım olmadı. Trafik sıkıntı, yollar berbat. Çöp araçları İlköz'ün içinden, iş yerlerimizin önünden koku saçarak geçiyor. Tesisin kötü kokusu tüm bölgeyi, tüm mahallelerimizi rahatsız etmektedir. Hal böyleyken geçtiğimiz hafta çöp suyu tamamen arıtılmadan biriken, havuzlarda biriken çöp suyu derelerimize bırakıldı. Cuma çayı üzerine bırakıldı. Bu çaydaki kırmızı benekli alabalıklarımız telef oldu. Bu olay sosyal medyaya yansıyınca Ordu Büyükşehir Belediye'miz haberi yalanladı. Bölge insanlığı adeta biz muhtarları iftiracı yaptı. Bugün buradayız. Sizlerin nezdinde tüm kamuoyuna sesleniyoruz. Pislikleri, çektiğimiz sıkıntıları yerinde gösteriyoruz. Doğamız mahvoldu. Havamız kirlendi. Suyumuz kirlendi. Özellikle de sosyal alanlarımız, yaşam alanlarımız yok oldu.
Artık sıra bize mi geldi diyor, saygılarımı sunuyorum. Saygıdeğer izleyenler, İlk Üvez Merkez Mahalle Muhtarı Yaşar Güreci duydunuz. Şimdi bir eksikle beraber Yaşar Güreç Bey kardeşimizi destekleyen muhtarlara da Muhtarımız Güleç'in yaptığı açıklamayla ilgili kısa ve soru soracağız. Yanında olduklarına göre buradaki olumsuzluğa onlar da karşı çıkıyorlar. Önce 3-5 cümleyle sizi hem tanıyalım, ben ne düşüneceğiz? Cevizli Yatak Mahalle Muhtarı Haydar Güneş ben. Ben aynen Yaşar Muhtarıma katılıyorum söylediklerinden dolayı. Kendisini tebrik ediyorum. Aynen doğrudur yani. Teşekkür ediyoruz. Sayın Muhtarım, şelalenin olduğu yerlerdeki muhtarlar kendini göstersin. Geliyorum. Sizi tanıyalım. Ben Aşıklı Çakıllı Mahalle Muhtarı Mustafa Akçay'ı. Yaşar Güleç'in anlattıklarına... Evet, ben katılıyorum. Muhtarımız doğru söylüyor. Biz beraberiz. Bölgemizin sıkıntılarını dile getiriyoruz biz. Ben sadece bir iki konuya değinmek istiyorum. Müsaade edersiniz. Benim ilgilendiren bizim şelalelerimiz var. Biz bu dere artık ırmak ne söylersek söyleyelim. Biz buralardan çayımızı, suyumuzu alan insanlarız. Bölge halkı olaraktan rahat bir şekilde içebilecek sularımızın durumu buydu yani. Bu hale düştü. Ben bu gece bunları gördüm, izledim basında bazı paylaşımlarda. Sabaha kadar uyku uyumadım, vicdanım sızladı. O işte alabalıkların ölmesi, doğanın kat olması tabii bizi de derinden etkiliyor. Bizi, hayattır, su hayat yani. Yok, su bir damla su için savaşan savaşan devletler var yani. Evet, evet. Bir damla su için yani savaşan devletler var. Ben sadece bizi yöneten büyüklerimizin bizim sesimize kulak vermelerini talep ediyorum, arz ediyorum. Bir muhtar olarak bizim sözümüz vatandaşın sözü. Biz vatandaşa hitaben burada varız. Şöyle varız efendim. Vatandaş düğünde, davette, bir toplulukta, kahvede hemen bize çöp sorununu soruyor. Muhtarım ne aşamada, ne yaptınız, ne işlediniz, bunu yetkililere anlatıyor musunuz? Bilgileri var mı? Ne zaman bu sorun çözülecek? Biz de büyüklerimize sesleniyoruz. Büyüklerimiz bizi şöyle bir şey oluyor. Ben sık sık karşılaştım. Bizi şucu bucu olarak şey yapıyorlar. Biz şucu bucu değiliz. Biz burada gelsin çevre artık yetkililer. Arkadaş sizin derdiniz ne, sıkıntınız ne, siz nereden bahsediyorsunuz? Biz bahsettiğimiz yeri onlara da gösterelim burada. Çöp yukarıda, 1 kilometre yukarıda efendim. Akan suyumuz da burada. Biz yalanla dolanla bir şeyimiz yok. Ben şunu da izah etmek istiyorum. Ben AK Parti'nin kurulduğundan beri AK Partiliyim. AK Parti'ye oy veren bir muhtarım. Seçmenimin %85'i de AK Parti'ye oy veriyor. 13 tane CHP'ye oy çıkan mahallemdeyim. Bu dönemde Cumhurbaşkanı 5 ay sonra Cumhurbaşkanı seçimi olacak. Yine biz AK Partiliyiz, yine biz AK Partiliyiz. Bizim derdimiz şu bu değil, siyaset değil. Ben siyasetçi değilim. Bizim derdimiz bölgenin sorunlarını dile getirmek. Sağlık. Sağlık yani. Huzur şeklinde bir yaşamak. Ya bizim bir doğamız, şelalemiz var. Irmaklarımız var. Bizim sosyal alanlarımız burası. Biz buraların sağlıklı olmasını, yaşanabilir şelalelerimiz olması, akarsularımız olması istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Sayın Bakanımızdan, devlet boyumuzdan, ya Ünye'nin ayıbını kurtardık, ya çöp sorunu çözdük 35 yıllık. Ya çözdün de yani. Biz burada 5000, 6000 insanı ne yaptın ya? Bunu gelip gözlemlesinler ya. Bizi ne yaptın ya? Bizi ne yaptın yani? Ünye'nin ayıbından kurtardın. Bu bölgenin bu ayıp değil mi? Bunu ayıp olarak görmüyor musun? Bir tane bebeğin ismini unuttum. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya ayağa kaldırdı. Ayla bebeğimi. Evet, evet. Yani ailem bebek. Ailem bebek için dünyaya ayağa kaldırdı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ülkemizde bir sürü var. Bu ülkemizde bir sürü var. Canlılar gidiyor. Evet. Bu ne olacak yani? Ben bunu sormak istiyorum yani. Ülkemiz bebekleri ailem bebek kadar değerli değil mi? Değerli değil miyiz yani? Ben bunu çok teşekkür ederim sizlere de. Sizler de bizim sesimizi duyurmak için gelmişsiniz buraya. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Size teşekkür ederim. Evet Sayın Muhtarım. Kapılı Mahalle Muhtarı Haydar Ceylan ben. Zaten şelale, biz de şelalelerimizle Mustafa Muhtar'la, Aşıklı Muhtar'la beraber. Öyle mi? Evet, şelalelerimiz var bizim. Zaten ben de düşüncelerimi şöyle.
Bu pis sulardan, bizim zaten vatandaşlar fındık zamanı yazın hep tatile geliyorlar. Şelalelere geliyorlar, fındık bahçelerine geliyorlar. Bu sularımız bu sene zaten millete bir kaşıntı uyguladı, oldu. Çoğaldı bizim bu memlekette. Acile gittim, acilde bir ara ben de gittim acilde. Ben de kaşındım. Acile gittim, kaşıntıdan dolu millet. Bu, yani bu su sularımız ishal, aynı öyle. Bu şeylerde, bunu ben de izledim geçen akşam burada şeyi. Çok da üzüldüm, üzüldük. Biz sesimizi duyurmak için Kapılı mahallemiz adına, ben mahallenin temsilciyim. Kapılı mahallesinin, adam bana diyor vatandaşlar, muhtarım ne yapıyorsunuz, siz yatıyor musunuz? Yukarıdaki sesten haberiniz var mı? Bilginiz var mı? Biz geliyoruz abi böyle buraya. Sesimizi duyuruyoruz. Bizi yöneten insana bir şikayet amacıyla değil. Bu sorunlarımızı bizim çözmeden istiyoruz. Çöp buraya gelene kadar bahsettiğin kaşıntı, ishal... Yok. Öyle bir şey yoktu. Yoktu. Yoktu öyle bir şey. Ondan sonra... Ondan sonra vatandaş zaten yazın zaten burada geliyor, suya giriyorlar aşağılarda. Ha tamam, çöp zaten koyuldu ama bunun önleminin alınması istiyoruz. Peki. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür hocam. Hocam gel yukarıya gelin. Tamam gel. Ben Taşkesi mahalle muhtarı. Buyurun İsmim efendim. Turan güzel, Karayiğit. Tabii ki muhtarlarım gerekli açıklamaları yaptılar. Biz de bu Irmak Havzası'nda ikamet etmekteyiz. Yaz zamanı geldiğinde çocuk sosyal faaliyet için ırmaklara akın ediyoruz. Piknik yapıyoruz. Sıkılıyor insanlar. Yani hocam. Duvar. Tabii ki biraz stres atmak için ama suyun da vaziyeti ortada gözüküyor. Bundan yetkililerden bize 3 sene önce muhtarlarımla dediği gibi sözü verildi. Doğaya, çevreye en ufak zararı olmayacak denildi ama gelsinler su suyu ellerini yıkasınlar, biz bu suda yazın çimeriz. Ellerini yıkasınlar yeter bize. Yani bak ırmaklarımızda balık ölümleri gerçekleşti bir hafta 10 gün öncesine kadar. Bu su yaz kışın biraz hareketlidir. Bunun yazın bu suyun durgun olduğu zaman bizim bu ırmaklarımızın hali ne olacak? Evet. Bir an önce bu suların doğaya salınmaması için yetkililerimize... Bize... Yalancı, iftiracı demek yerine... Aynen katılıyorum. Yani, çözüm bozundan... Yani, hocam evet. Bizim, bakın bize çıkıyorlar sosyal medyada yalan haber olarak muhtarımın hitap ediyorlar. Ağlıyor adam yani. Ya, aynen sevgili hocam. Yani gelsinler olayı yerinde görsünler. Diyeceklerim bundan teşekkür ibaret. Teşekkür ederim. Saygıdeğer izleyenler. Altıncı muhtar kardeşimiz... Ben de eski bir muhtar ve muhtarlar birliği başkanlığı yapmış abisi olarak kendisini de genç yaşta muhtar olduğu için tebrik ediyorum. Ona da muhtar Yaşar Güleç konuyu anlatırken duygulandı, sözler boğazına düğümlendi. Kendilerine ilgililerin, kendi seçtiği insanların iftiracı diyerek sözler etmelerinden duygulandı. Sizi de düşüncelerinizi alalım muhtarım, tanıyalım sizi. Mollalı mahalle muhtarı. Şimdi yazın millet pikniğe geliyor, çay yapacak, su mu arayacak yani yaylada? El yıkacak, ondan sonra çay yapacak, çorba yapacak. Yani böyle bir güzel bir yerde susuzluk mu çekeceğiz yani? Yazık günah yani vatandaşa, bize. Söyleyecek bir yarı İlkümez'de susuzluk, aynen öyle susuz sıkıntısı yaşayacağız. Evet. Yazık günah yani çoluğumuza çocuğumuza bize. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyoruz.